Efendim TVM ekranlarından her şeyi konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın her günü olduğu gibi bugün de yine sizinle olacağız. Haftanın son günü Cuma 29 Temmuz. Saç Taslan ve Erol Kese günaydınlar öncelikle. Saatler 12'yi gösterene kadar uzun uzun sohbet edeceğiz. Bugün kimler bizimle? Şehnaz, Şeyma Togay, Masterclass uzmanı diyelim artık, eğitmeni. Burada bize de bazı hareketler gösterecek programımızın ilerleyen dakikalarında. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Ve Gül Gökçe Korkmaz, sunucu aynı zamanda oyuncu. Hı hı. Bir güzel hanımefendi daha bugün bizimle. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Günaydın. Günaydınlar. Evet, Erol Köse. Evet, hoş geldiniz. Haftanın son günü. Tabii günlerdir bu başarısız terör darbe girişimiyle ilgili toplumsal olarak psikolojik ve fizyolojik yorgunluklar var. Ve günler biraz yorucu geçiyor psikolojik olarak da ama tünelin ucu gözüktü ve daha bir güneş havası geliyor. Ülkemiz bu yorgunluklarından inşallah kurtulacak. Dün bildiğiniz gibi Yüksek Askeri Şura vardı ve Komuta Kademesi belirlendi. %99.9 aynı Komuta Kademesi'yle devam edecek. Bunlar çıktı. Ama biz siyasete ara ara konuşsak da ülkenin gündemi şimdi sokakta, evde, mahallede konuşulan bu çünkü. Program içinde de serpiştiriyoruz. Son dakika gelişmeler oluyor, gözaltılar oluyor. Son dakikada yine biz programı başlatmadan önce Boydak grubundan birçok 7-8 tane daha aile ferdi, iş adamı, Kayseri iş adamları tutuklanmış FETÖ'cü olduğuna ve onlara finansal kaynak yarattığına dair. Biz diyelim ki toplumumuza artık bu haberlerle toplumsal bilincimizi zaten elde etmiş ve demokrasi savaşçısı olarak duruşunu sergilemiş bir ülkeyiz. Biraz da kafayı boşaltmamız lazım. O zaman yürü be koçum! Yürüyelim efendim. Konu başlıklarımız çok fazla. Kaldım yalnız öyle. Görelim efendim, ardından ilk haberlerimizle sohbetimize başlayacağız. Evet abi, o değildi. Bu yeri gelince konuşacağız diye kendime biliyorum. Üşenmemişim. İki tişört yaptırdım. Bir tanesi sumo güreşçisi, üstüne hadiseye oturdum. Bir de lastik adam vardı, onu hadiseye. Bugün diyorum ki, ve işin ilginci burada VTR'de yanımda da o sıra sevgilisi olan Sinan Akçil var. Şöyle o, ve Hande Yener'in basın tanıtımıydı, albüm tanıtımı. Tabii o yok oldu. Yok oldu. Ben aniden Süpermen gibi orada basın varken aniden gömleğimi açtım. Böyle aç aç yaparak gömleğimi açtım ve olay patladı zaten. Yeri geldiğinde konuşacağız. Evet. Sizler hoş geldiniz. Oyunculuk ve spikerlik diyorsunuz. Sunuculuk yapıyorsunuz. Siz yine Ankara'dan geldiniz. Daimi kadrolu. Ondan sonra şöyle ayda bir, 45'te bir buraya geldikçe. Ama aslında İstanbul'daydınız daha önce sanırım. Evet evet. Yani 2,5 yıldır İstanbul'daydım. 2,5 yıldır Ankara'ya geçtim. Pardon. Bir taraftan da bir çocuk büyütüyorsunuz. Annelik nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Şimdi yani. Gerçekten hep övülür, edilir de ne değişti? Mesela ruh halinizde ne değişti? Evliliğinizde ne değişti? Artılarıyla, eksileriyle çok kısa evet, özetler misin? Ben dinleyeyim. Ya aslında hani evlenince böyle çok büyük bir şey olmuyor. Sevdiğiniz insanla birliktesiniz. Çocuğunuz olunca da kişiliğiniz değişmiyor. Sadece birine karşı daha önce hissetmediğiniz bir sevgi oluşuyor. Yani onun tarifi böyle yok değil mi? Yok yani her şeyi yapabilirsiniz onun için. Yani çünkü parçanız. Sınırı yok. Evet. Hani bir eşinize belki olmuyor ama çocuk olunca değişik bir sevgi büyüyor. Ama bütün hayat düzeniniz artık o çocuğun aynen yaşamıyla ilgili. Evet. Yani birinci sırada o var. Evet. Ona endeksli. Ve bütün o yaşam şekliniz, saatleriniz, her şeyiniz ona endeksli. Evet, ona göre yaşıyoruz yani. Ona göre o arada yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. O arada detay olarak yaşıyorsunuz. Tavsiye ediyor musun izleyicilerimize, yani o konuma gelmiş ve çocuk sahibi olup olmamakta tereddüt edenlere? Hak eden herkese Allah nasip etsin. Hak eden, çünkü herkes anne baba olamıyor. Doğru. Evet. Yani hak edene Allah nasip evet etsin inşallah. Şimdi Sacit abi geldiğimize biraz üzgündü çünkü çok evcil hayvanları var, kedileri, köpekleri ve şimdi ben bundan bir süre önce, 6-7 ay önce hayatımda ilk defa kedi sahibi oldum ve 2 ay sonra kedim bir viral hastalıktan öldü.
ve inanılmaz depresyona girdim ve yeni bir kedi edindik sonra. Ve oradaki üzüntümü tarif bile edemiyorum. Şimdi Sacit abi, ben 2 aylıktan bahsediyorum. Devamını sen anlat evet. abi. Şimdi tabii o bendekilerin, kalanların yani bayağı nüfus eksildi. 6 kişiye kadar düştüler. En genci 12 yaşında. Şimdi bir tanesi var, o 16 yaşında. Pardon abi, o köpeklerde 7 ile çarpıyoruz değil mi yani? 7 ile, kedi köpeği 7 ile. Kedi de 7. Evet, çarpıyoruz. Şimdi arka ayaklarında bir sorun var ama o sorun ayaklarından kaynaklanmıyor. Yani eklemli, hani eklem ağrılarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ağrıdan dolayı yemek yemiyor, sadece 2 gündür su içiyor. Oturduğu yerden kalkamıyor, çok zor kalkıyor, 2 adım 3 adım yürüyor, oturuyor tekrar. Şimdi biraz evvel yayına girmeden konuştum benim veteriner arkadaşım Cem Bey'le. O şimdi saat 2'de gelecek, o eklem ağrılarını gideren bir hap verecek. Aslında yani şimdi bunların hasta olup olmadığı bir de burunlarının ıslaklığından belli. Öyle mi? Tabii. Köpeklerde. Şimdi bunun lazım. Evet, kurumaması lazım. Şimdi burnu ıslak, fakat tabii burnu ıslak sağlığında pek bir sorun yok gibi gözüküyor. Ama yaş kemale. Ama işte yaş kemale erdiği için o arka eklemleri o beni demoralize ediyor. Yani üzülüyorum tabii. Şimdi daha yeni geçtiğimiz dönemlerde bir tanesi kaybettim. 4-5 ay evvel bir tanesi yine 5 ay oluyor. Hı-hı. 4-5 ay oluyor tabii, değil mi? Programın başlarındaydı. 2. hafta. Evet. Onun da çok, o da 16 yaşındaydı. Ama çok yıllarca ağırdı. Çok büyük bir psikolojik bağlılığınız oluyor yani. Ya ben bir kere bunları şeyle aldım. Erol, mesela bunların çoğu sokak köpeği. Mesela bu şimdi bu olan geldiğinde üstündeki yaraları sana anlatamam. Elinizde büyüdü. Evet, Bodrum'a geldiğinde o zaman da zaten 2-3 yaşındaydı en az. 12 senedir de bende, demek ki 16 yaşında bu. Ve onları tedavi ettik sonra bir trafik kazası geçirdi, kafatası içeri düştü, büyük ameliyatlar geçirdi, sonra kendi kendine geldi. Onun şimdi çocuğu var bende orada. Ah, kurban olurum yani. Ya, anladın mı yani? Bunlar böyle benim 3 tane ve 4 tane cins köpeğim vardı. O cins köpeklerimin hepsini kaybettim zaten. Geri kalan hepsi sokak köpekleri. Hayvanlarda, evcil kedilerde de öyle, köpeklerde de şunu görüyorum. Hiç yük olmuyorlar sana. Hasta olduklarında köşelerine çekilir. Bir şey söyleyeyim sana. Ağızları var, dilleri yok. Böyle duruyorlar. Yemine kadar kaybettiğim bütün köpeklerimin hepsi uykuda öldü, biliyor musun? Canım benim. Canım hepsi benim. Uykuda öldü. Çünkü o kadar sağlıklı baktım ki. Yani bir ağrılara, bir sızılara... Ne sızlanırlar, ne bağırır çağırlar. Köşelerine çekilir böyle. Ve öyle bir enteresan, yemekten içmekten kesiliyor ama şimdi bunda böyle bir durum yok aslında. Yani bunun ağrısı var. Ben onu biliyorum. Artık onlarla haşır neşir olduğum için yıllardır biliyorum artık ne olduğunu. Tabii. Ama o cins köpeklerimi de diğer köpeklerimin hepsini uykuda kaybettik. İnşallah bu sefer ağrıları gider ve normalize olur. Ne kadar şey. Yarınca sağlığına kavuşur. Ben her şeyde artık her şeye alıştım. Yani öyle bir şeyim var ama yani elimde olmadan üzülüyorum tabii. Yani ben çok emek verdiğimiz canlılar bunlar. Böyle can. Kaderine terk etme şansım yok yani. Peki ben stüdyodan yani. Girdiğimde Saç abi öyle gördüğümde buraya gelip sana ne dedim? Evet. Köpeklerden evet. birine bir şey mi oldu? Hayır, bir de şu var. Şimdi insanlardan öyle vefasızlıklar görüyoruz ki ona suyunu veriyorsun, mamasını veriyorsun, seviyorsun ve sana ömür boyu biat ediyor ve hep senin çevrende pervane oluyor seni mutlu etmek için. Çünkü onların en büyük duygusu vefa. Tabii canım. Ve ben bir hayvan edinmiş bir insan olarak söylüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Psikolojinize çok çok iyi gelecektir. İmkanınız varsa. Tabii köpek müstakil ev gerektirir ama kendi için öyle değil mesela. ama imkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Ben onların etrafında pervane olması için yapmıyorum. Tabii ki. onlar yani, onu yapıyor. Yani onlar huzurlu yaşasınlar. Onları Allah'ın bahşettiği son ana kadar da ben görevimi yapıyorum. Ama yani böyle acı çeksinler, üzülsünler falan, o beni çok yıpratıyor. Tabii ki. Dedim ya, ağızları var, dilleri yok. Evet, çok tatlı. Bebek gibiler yani, dertlerini de anlatamıyorlar. İnsan bebeği hiç olmazsa ağlıyor, anlıyorsun. Bunlarda o da yok. Böyle sessiz duruyorlar. Ne dertleri melekler. Var bilemiyoruz. Evet. Evet, biraz gündemi değiştirelim. Başlayalım ilk haberimizle. Hangi ünlünün nereli, hangisi sizin hemşeriniz? Şimdi onları öğreneceğiz. Hemen arkasından da Beyaz Perde'de rol alan ve hafızalara kazınan kişilerin maskeleri nasıl düşüyor göreceğiz.
Evet. Öyle bir açılış yapalım dedik programımızda ara ara. Bizde bu Sait abi hemşericilik var değil mi abi? Vardır tabii. Olmaz mı? Ezelden beri. Yani ilk sorumuz nerelisin? Böyle bir kayırmacılık. Tabii bir araba almıştım. 25 plaka Erzurum. Evet. Yolda beni durdurup vay dadaş. Yok diyorum oradan geldi. Siz nerelisiniz? İzmir. Hı-hı. İzmir mi Karşıyaka mı? Karşıyaka. Siz? Rizeliyim ben. Rizeli. Ooo Rizeli. Onu. Ama şimdi tabii İstanbul 77 milletten. Yani Rize doğumlusun. Evet. Yok İstanbul doğumlu. Ama kökü. Babam Rize doğumlu. Abi nerelisin dediğimizde baba. Nerede doğduğumuz değil baba memleketimi söylenir evet. Normali. Tabii babanın doğduğu yer. Tabii. Yani, doğru. Baba soyundan. Siz nerelisiniz Sait abi tam? Benim babam Erzurum doğumlu. Ama gel gör ki orada işte ona... Oraya nereden geldi? Oraya Rize Çamlı Hemşin'den geldi. Dedem. O zaman siz Rize'lisiniz. Şimdi halalarım, Allah rahmet eylesin. O hep söyleyeyim de Allah mercili yatırsın. Amin. Halalarımın bazıları biz Erzurumluyuz diyor. Bizim babamız diyor. Erzurum doğumlu. Esasında Mustafa amcam, ona da Allah rahmet eylesin. Gani. O çok dik bir adamdı ve çok dürüst bir adamdı. Hiç bir şey sakınmadan konuşurdu. Diyordu ki bunlar yalan konuşuyorlar. Havaların için. Kıskançlık. Biz Rize'liyiz daha. Benim babam diyordu. Rize'de Çamlı hemşinli. İşte halam diyordu ki o Erzurum'a tayin oldu. O da dedi ki ne tayin oldu senin baban dedi be. Senin babam devlet memuru dedi ki tayin oldu. Eşkıyanın biriydi. Oraya kaçtı gitmiyordu. Birbirlerine girdiler ama bunlar tabii 80-90 yaşında. Çok tatlı olur onlara. Ondan sonra. Dolayısıyla oraya bir vesileyle gitmişlerdi. Şimdi çocukların bazıları Rize'de, Çamlı Hemşin'de nüfusuna kayıtlı. Bazıları Erzurum İspir'e kayıtlı. Ben Mustafa amcamdan bu... Siz İstanbul'da doğdunuz. Ben İstanbul Çemberlitaş doğumluyum. Bu nüfus kütüğünü böyle biliyorum. Tabii orta haritle bilmediğimiz için. Karadeniz'den de var biraz. Şimdi şöyle şeyler var. Aslında onu araştırmamız lazım. Dünya, Türkiye'de de var. Bu işi yapan profesyoneller de var. Sizin Osmanlı'ya kadar ta Osmanlı'daki kütüğünüzü buluyorlar. Ve çok önemli soy ağacı. İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde var. Türkiye'de de başlamış durumda. Geliyorsunuz. Çünkü çok enteresan yerlere gidiyor. Hatta buradan bu sayede çok büyük miraslarını bulanlar var. Evet bizim mesela öyle. Bir anlatın. Annem iki ay önce şey dedi yani bunca yaşıma kadar saklamış. İki ay önce evde oturuyoruz. Ben senin yerine olsam. Evet anne gider kütüğümü araştırdım. Benim kütüğüm nerede dedim. Yunanistan'da kızım dedi. E pes dedim bu kadar yıldır söylemiyorsun. İki ay önce söyle inanabiliyor musun? Anam Yunanistan da borç içinde oradan. Tabii de böyle diyor. Ben senin yerinde olsam. Biz 3 gün evvelki mirasımızı alamadık. Ya, miras mı alamadık bir şey ya, en azından yani ne bileyim. Şimdi şöyle. Ondan işin çok komik bir şey tabii ki buyurun. Ya öyle bir sistem var ki şu Türkiye'de. Bazı şeyler çok saçma sapan. Allah rahmet eylesin. Annem öldü gitti. Annemin varisi değilim. Bak dikkat et. Varisi değilim. Neden? Değilim. Yani müttesep haklarımı ben... Ha feragat etmişsiniz. O kardeşime, Atilla kardeşime feragat ettim. O vefat ettikten sonra feragat etmişsiniz. Yani, evet. Her şeyi ona bıraktım. Evet. O da denetimli vasiyet tabi. Annem zamanında Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilgili bir yanlış bir şey yapmış falan. Bir para fazla para mı almış? Neyse oradan 24-25 bin lira bir borç çıktı. Ya diyorum ki avukatına, Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Kardeşim ölen bu insan, evet annemiz ama bütün ben... Reddi miras yani, yaptım. Yani reddi miras yapmadım. Feragat ettim bütün müktesep haklarıma. Reddi mirasla feragatın farkı ne abi? Şimdi varis, iki tane varis var. Ben... Diğer varise kendi müktesep haklarımı veriyorum. Hepsini hibe ediyorum. Kendi isteğimle. Kendi isteğimle. Dolayısıyla o kardeşimin o dakika ona ihtiyacı var ve onu ayakta kalması lazım. Ben bir şekilde ayakta kalırım. Evet. Dolayısıyla bu borç mahkemeye bunun vasisi gitsin, izin alsın. Bu borcu belli bir taksite böleyin. Onun gelirlerinden. O varis olduğu için o ödesin diyorum. Yok ısrarla yarısını benden aldılar daha... bir miktar vardı. Onun yarısını da dün ödedim. Peki işte reddi miras yapsaydınız bu olmazdı ama evet. Değil mi?
Şimdi 3 ay içinde yapılması gerektirmiş o da. Öyle siz bir şey nereden bilesiniz böyle bir şey? Ben zaten böyle peşin peşin bir şey yapmaya gerek yok. Ben ona bakarsan reddi miras yapmadığım için hakiki varisim. Annem bütün mal varlığını küçük kardeşime, okuduğuna mümezzi olmayan kardeşime Atilla'ya bıraktığı için öyle ona bir itiraz etmedim. Hı hı. Gidip aslında orada hukuken dava açarım. Şu gerçek değil mi? Türkiye'de vasiyet diye bir şey yok. Taraflar kabul ederse aynen geçerli. Öyle. Ama hı. ben vicdan muhasebesi yapan bir adamım. Annem onu oraya bıraktı diye anneme olan kızgınlığımdan, hırsımdan dolayı gidip de ihtiyacı olan ayakları üstte kalması evet. gereken kardeşimin bu benim hakkımı aldı evet. diye böyle bir bazı şey bazı sağlık sorunları nedeniyle Sacit abi vicdan göstermiş. Evet. Ama hangi iyilik karşılıksız kalır ki demiş devletimizde gel bakalım paranın ama borcun yarısını da benden alıyorsun. Evet abi. Evet İşin abi, enteresan tarafı. Şimdi gelelim bu miras hukukuyla ilgili bir şey. Şimdi Türkiye'de diyelim buna başvuruyorsunuz. Nüfus kütüğünüzde gidilebilecek. Çünkü Türkiye'de nüfus 1900 işte, Cumhuriyet'in ilanından sonra defterler, kayıtlar var muhtarlıklarda vesaire. Onlar sisteme yüklenmiş. Bir yere kadar geliyorsunuz. Sonra öncesi yani Cumhuriyet öncesinde öncesini bilmiyorsunuz. Yok, Cumhuriyet öncesinde devletin Osmanlı arşivlerini var. Hı. Osman benim kayınvalidem de kendileriyle ilgili bir konuda bu konuda Maraş'ta şimdi Osmanlı arşivlerini inceletiyor. Birimler var. Siz gidiyorsunuz yazılarınızla Osmanlı arşivlerinde sizin o dönemki kütüğünüzü buluyorlar. Osmanlı arşivlerinde. Hı. İşte kayınvalideme çok önemli bir arsa, çok önemli bir iş adamı orada bir fabrika kurmuş. Şu Nazlı Çelik'le evlenen kimdi? Hmm, anladım. Şimdi aklıma gelmiyor. Kim olduğunu tahmin ediyorum. Hatırladım. Maraşlı iş adamı. Şu ve o. Ama ayrıldılar sonra. Evet evet ayrıldılar. Hmm. Bir spor kulübü yöneticisiydi. Ve onlar da demiş ki biz buraya fabrika yaptık ama sahibi yoktu. Evet ispatlayın size verelim bedellerini vesaire. Bu tip şeyler. Yani siz başvurduğunuz takdirde Serdar Osmanlı Serdar Bilgili. Osmanlı kütükleri evet. de size açılıyor. Kütükleri de inceliyorsunuz ve secerinizi çok enteresan yerlerde bulanlar var. Ben herkese tavsiye ediyorum bunu. Ve bu nedenle hayır başka bir şey de var. Bir araştırıyorsunuz ki çok enteresan kuzenleriniz var. Dayınızın da ama birileri var yani. Tam bir soy ağacı çıkabiliyor isteyen için. Bunun siteleri de var. Bunun siteleri de var. Ya bugüne kadar çıkan soy ağacı bana kafi bundan sonra. Gerisi boş ver, gerisi yerine kalsın. Birisinden de gördük diyor. Bugüne kadar ki kafi zaten. Kafi. Kafi. Gerisi kalsın. Evet. Sırada ne var? Evet, şimdi öncelikle hanımları ilgilendirecek bir haberimiz var. Murat Topoğlu 90-60-90 vücut nasıl yapılır ve bununla ilgili nasıl beslenmek gerekiyor? Orada onunla duralım. Ilgili. VTR'lerimizin dönüşünde yanımızda bir pilates uzmanı var. Evet. Bize programımızda Şeyma'da bazı pilates hareketleri gösterecek. Ata Demirer'den bir müjde var. Beren Saat'te hamilelikle ilgili bütün iddiaları kesinlikle yalanlamış. Görelim. Kişiler kolaylıkla uygulayabilirler. Sırt üstü yatıyoruz önce. Ayaklarım tam omuz genişliğinden birazcık daha kapalı bir şekilde koydum ve belimde boşluk olacak şekilde sırt üstü yattım. Ellerim yanda, boynumu hiç kasmıyorum. Burada nefes aldım. Nefes verirken kalçayı da sıkarak sanki yukarıdan biri göbeklerinizi çekiyormuş gibi yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada kalçayı iyice sıkıyorum. Nefes al, bekle. Nefes verirken aşağıya. Tekrar nefes aldım. Nefes verirken yukarı. Bu hareketi 3-15 tekrar yapabilirsiniz. Şimdi ben biraz daha zorlaştıracağım. Nereye yapabiliriz bacım ya? Belimiz tutunuyor. Nasıl yaparız yani? Kalçayı iyice sıkmamız gerekiyor. Şimdi tekrar nefes aldım. Nefes verirken tek bacağı yukarı doğru kaldırıyorum. Ve burada küçük küçük daireler çizeceğim. Önce sağ tarafa, sonra diğer tarafa. Ve kalçayı gene sıkı tutarak sağ bacağımı indirdim. Aynı şekilde sol tarafa doğru yapıyorum. Küçük daireleri de unutmuyorum ve kalçamın hep sıkı olduğundan eminim. Şimdi diğer tarafa doğru çevirdim.
ve ayağımı yavaş bir şekilde yere koyuyorum ve yine teker teker değil bir blok şeklinde kalçamızı aşağı doğru indiriyoruz. Bu hareketi yaptıktan sonra belimizi biraz rahatlatmak için dizlerimizi karnımıza doğru çekeceğiz. İkinci hareketim daha çok omurga hareketliliği ile ilgili. Bel ağrısı olanlar bu hareketi her gün 3-10 tekrar şeklinde yapabilir. Omuzlarınızın tam altında bilekleriniz, kalçanızın tam altında dizleriniz olacak. Burada tamamen gövdemin doğal pozisyonda olduğunu dikkat ediyorum. Şimdi önce nefes alarak sırtımı iyice kamburlaştırdım. Nefes verirken başınızı ileri doğru uzatarak ve bel çukurunuzu birazcık daha aşağı indiriyorsunuz. Tekrar nefes aldım yukarıya, iyice kamburumu çıkardım. Nefes verirken iyice bel çukurumu oluşturdum. Burada başın çok yukarıda ve çok aşağıda olmamasına dikkat edeceğiz. Tekrar nefes al, nefes ver, iyice uzattım. Bu hareketi de 3-15 yaptıktan sonra geriye doğru gelip belimizi esnetebiliriz. Evet. Teşekkür edelim hanımefendiye. Müziği alalım. Şimdi mat yerde kalsın. Siz tamam. Yerinize buyurun. Şimdi şunu söyleyeceğim ben. Bu kadar öyle anlatıyorsunuz ki bu çok kolay ama yaparken bizim belimiz tutuluyor. Bir yerimiz kütlüyor. Bir şey oluyor. Ondan sonra böyle kas yırtılması gibi. Bunları böyle esneyip mi yapmak lazım? Ben de pilates yaptım da çok bazen sorunlar da oluyor yani. Isınma. Bunu mesela pilates özellikle spor yaptıktan sonra mesela kardiyo yaptıktan, kardiyoda hani yürümeler vesaire onlardan sonra mı yapılmalı yoksa önce bu sonra kardiyo mu? Ya pilates bir post rehabilitasyon olduğu için hani öncesinde ekstradan bir ısınmanız gerekmiyor. Çünkü küçük küçük kasları çalıştırıyorsunuz. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Hani büyük hareketlerde kaslar yırtılır ve sporcuların dışında sedanter bir insan yani spor yapmamış bir insanın kaslarının yırtılması çok zor. Şimdi o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sacit abide bir omuz ağrısı oluyor. Evet. Sırt ağrısı mı? Koluma vuruyor. Sırtımdaydı. Sırt ağrısı. Sonra yavaş yavaş yer değiştiriyor ama şu anda kışa nazaran %90 eksildi. Evet. O hekimler evet. Destek verdi. Bir oralara evet. İğne... O şey oldu. Ne diyorsun? Kortizon. Kortizon oldu. Kortizon. Ağrıyı azaltmak. Şimdi mesela ona siz tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Bu ağrılar için. Yani ama dolaşan bir ağrı birazcık da böyle... Sinir sıkışması mı olur? Sinir sıkışması bir de şey romatizma çok dolaşan bir ağrıdır. Tabii ki de doktor değilim. Yani teşhis koyamam ama... Tolga da benim doktor arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Ya duyduğum için çünkü hep sağlık problemi insanlar çünkü da bir de var. Özellikle oturduğum muhit sahillerde şey oluyor evet. Nem oluyor. Nem artınca romatizmal ağrılar da artıyor. Şimdi, dikkat eder misin? O tarihlerde bütün yalılar evet. Sadece ahşap. Bu nedenle çünkü sebebi şu. Bu denizde görev yapan insanlar da bunu çok yakinen bilirler. Ahşap teknede hiçbir zaman bir tarafın ağrımaz. Ama dünyanın en tekabül etmiş, en güzel teknesi fiber. Saç da olsa, fiber de olsa rahatsız olur. Nemi çekiyor onlar. İşte o iyot veya o rutubet seni rahatsız ediyor. Evet maalesef ki. Evet bunları daha konuşacağız. Ve herkese de şunu söylüyorum. Pilates veya eskinin deyimiyle jimnastik ne yapıyorsanız yapın ama hareket edin ve bol bol mümkün olduğunca yürüyün. Kendinizi o aletlere, koşu bantına falan filan hapsetmeyin boşu boşuna. Doğaya çıkın. Oksijenle aerob dediğimiz yani doğal yürüyüş yapın. Ve bir hekim olarak da söylüyorum. Biraz spor bilgime de dayanarak söylüyorum. Koşmak değil. Tempolu yürümek. Ama 10 dakika, ama 20 dakika. Evet. Yavaş yavaş artıra. Fazla abartı da değil. Öyle saatlerce falan da değil. Hareket ve yürümek şart. Bunun bahanesi yok. Mümkün olduğunca ben yapınca hem endorfin salgılanıyor hem de vücudunuz belli bir fitliğe ulaşıyor. Sabahleyin seni almaya geliyorum ya. Sahile çıkıyorum. Bir bisiklet hikayesi var. Tour de France ne dersin? Değil mi? O saatte ne sabah 6'da bisikletlere yani. Biniyorlar ve yürüyorlar. Ama tam teknik. Tabii ki sahil. Yani evet. Mis iot kokusu. Evet. Şey kasklar. O gruplara çok özeniyorum ben. Bir ara bakıyorum ki Tour de France. Evet. İstanbul'da hiç bahanesi yok. Çok yer var. Yürüyecek, evet, koşacak. Doğru. Hem sahil var hem orman. Ya istedikten sonra her yerde yapılır yani. Bu kadar basit. Çok evet.
Evet, Bülent Serttaş eşine muhteşem bir 50 yıl dönümü sürprizi hazırlamış. Onu göreceğiz. Hemen arkasından... Yok. Bülent Serttaş'a eşi. Bülent Serttaş eşine değil. Selvi Serttaş. Evet. Muhteşem bir sürpriz hazırlamış. Onu göreceğiz. Hemen ardından Fatih Yürek geçtiğimiz dönemlerde kilo vermek için operasyon geçirmişti. Şimdi tam tersi kilo almak istediğini açıklamış. Onun söylediği sözleri dinleyeceğiz ve son olarak da cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar ne yapacağını şaşırdı. Buyurun. Çok bu ameliyattan sonra ne oldu? Burundan konuşuyorum. Hala dikkat dikkat İstanbul Ankara güzel yerler gelip Konya İstikamı'nı yolculara. Şirketimiz 10 dakika çay olsun. Abi şaka bir de O arası otobüs molalarında sanki hep bir biri var. O hep aynı adam sanki. Sağ ol yolcuna. Şükürler Allah'a kaçay molası vermiştim şu an. Evet, mandal takılmış. Şey sadece onu anlıyorsun. Büyük bir operasyon, normal değil mi? Tabii esprisini yapıyoruz. Ben de burada tekrar itirafımı yapayım. Burada büyük suçum var bu kızın zor duruma düşmesinde. Daha sonra barıştık, mahkemede onun lehine bir ifade verdim ve onun işine yaradı. Vicdanımı öyle rahatlattım. Bu ameliyat olurken ben bunu ilk Twitter'da yayınladım. Twitter'ı estiğimiz güllediğimiz dönemlerde haber şehvetine kapıldık. Bence bir hataydı. Haberci olarak değil, bir hekim olarak birine ait bir özel bilgiyi deşifre etmemem gerekliydi. Fakat onların da devamlı ablası süreci yönetemedi. Hayır, yalan söylüyorsunuz dendi. Sonra ortaya çıktı falan filan. Sonra bu kızcağız o kadar meşhur değildi ben patlatarken. Bilen bile yoktu. İş patladı çünkü tersi oluyor da ama bu erkeğe dönüşeni çok az. Dünyada da az yani. Zor bir karar tabii. Ama şu anda da morali iyi. Yani şu var, insanlara basit geliyor. Bir hekim olarak da bir insan olarak da baktığımda ya bir insan yani bu sıkışmışlığı, bu psikolojik cendereyi yaşamasa böyle bir şey kalkışır mı saçlar? İmkan var mı ya böyle bir şey? Çok radikal. İmkan var mı? Bu son, dediği gibi son derece radikal bir karar. Çok ağır hormonlar yani, alıyor vesaire yani büyük travma. Ama ondan sonraki şeyde tabii haklı olduğu yerler de var. Ama askerlik şubelerinin de haklı olduğu yerler var. Çünkü cinsiyet değiştikten sonra erkek nüfus kağıdı alındıktan sonra otomatikman bu işin detayını askerlik şubesi bilmez. Önüne düşen bir bilgiye bakıyor. O tarihlerde doğmuş askerlik çağına gelmiş olan insanlara ya çağrı gidiyor ya da eğer geçmişse o süreç o zaman bakaya düşüyor. Yani kaçak muamelesi. Evet. Dolayısıyla GATA'da veyahut işte başka bir yerde tam teşekküllü bir yerde böyle bir kontrol sürecinden geçmesi söylediği gibi haklı olduğu yerler var. O kadar ağır operasyonlardan sonra daha duygusal, daha hassas davranılması gerekmesine rağmen onlar da kendi görevlerini yapmakla yükümlüler. Bu arada GATA deyince bu sabah saatlerinde İstanbul Haydarpaşa GATA'nın komutanı da FETÖ'cü olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Onu da söyleyelim. Bir ikincisi, tıbbi yönden bakılırsa son bir yıldır falan düzeldiği söyleniyor. Sadece bu cinsiyet değişiklikleri değil, hatta bu konuda Zenne diye film de yapıldı. Evet. Eşcinsellerin askerden muaf olması için zorlu ve rencide edici bir süreç vardı. Neydi o süreç? Şimdi tabii ki askerinin de kendi göre haklı bir yönü vardı. Her gelen askerden yırtılmak için şöyle iki kırıtıyordu falan. Ay ben eşcinselim diyordu ve kurtulmayı umuyordu. Ama GATA devamında onların belli süre müşahede altına alıp bana da buraya konuğumuz olmuştu. VJ Bülent anlattı. Daha sonra işte bu kısmı rencide edici. O eşcinsellerin ilişki anında çekilmiş fotoğraflarını istiyorlar. O artık. Evet, bu yani, isteniyordu. Bu yıllarca işte bu da böyle istendi. Zaten o zaman yani kantarın topuzu katıyor. Ve onlara da heyet, çoğu da sanırım FETÖ'cü olduğu için görevden alındı. Heyet onları takip edip onlara dalga geçerek aslında bu ne yapıyor? Sen tıp mezun olduğun için daha ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın ve daha doğru izah edebilmeye çalışacağım. Şimdi bu çok işinde uzman olmuş bir tıp doktor heyetiyle beyan esasına göre değil. Beyan esası geçerli olabilir ama beyan esasına dayanmadan tıbben bunu gözlemlediklerinde zaten o çok ağır deliller istemelerine fırsat kalmaz artık. Gerek kalmaz.
Yani işte şeyden korkuyorlar. Müşahede altına aldıkları da şöyle düşün. Askere gitmek istemiyor. Suçlu o askerliği reddetmek, ona bir şey deniyor. Vicdan iret. Ki onu da başka boyutlara geldi. Halkı o konuda askerliğe karşı soğutmak cezası vardı vesaire, daha yumuşadı o kanun. Şimdi içeriye giriyor, diyelim bir hafta kalıyorlar orada. Hastanede kalıyorlar. O sırada da böyle kadınsal hareketler yaparak rol yapabiliyorlarmış abi. Askerden kurtulmak için, etek giyip gelen bile varmış yani, erkek olduğu halde. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu memlekette bedelli askerlik çıkartıyorlar. Zamanında çıkartıyor. Bir an geliyor 30 bin euro diyor. Bir gün geliyor aradan belli bir süre gidiyor 15 bin iniyor. Belli bir süre yalama olmuş bir durum. 2 bin euro iniyor. Ya kardeşim, buna bir oturum, bir geri dönüşü olmadan sağlıklı bir netice getir. Bunu volunteer mi yapıyorsunuz? Bunu paralı mı yapıyorsun? İşte, ama işte o da toplumda rencide edilmiyor. Parası olan tezkere olmayan da askere. Bak, o zaman da şöyle bir şey söyleyeyim sana. Onun da bir çaresi var ama ona yanaşmıyorlar. Şimdi askerlik süresini euroya, dolara endeksleyip indiriyorsan kardeşim, parası olmayan da orada da ya da gönüllü olarak isteyerek gelen adama da bu aldığın parayı plase et kardeşim. Bir jest yap. Yani ekstra bir maaş. Gelir durumuna. Yani para, şimdi parayı verip yapmıyorsun. Parayı verip paran kadar süreyi istediğin kendi lehine çeviriyorsun. Veya parayı verip hiç yapmıyorsun. Ama öbürkü de izin kullanmadan yeri geldiğinde göğüs göğüse çarpışarak orada da tam askerliğini ve görevini yapıyor. O zaman o aldığın parayı bunlara plase et kardeşim. Zaten bu son olaylardan sonra, askeriyedeki bu olaylardan sonra sanırım artık dünyadaki gibi askeri okullarda kapanınca profesyonel ordu mantığına doğru bir gidişat olacak. Onun da avantajları var. Onun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Şimdi o dediğin profesyonel orduda peki kurmayı nasıl yetiştireceksin? Evet, onun bir süreçten yani, geçmesi lazım. Orduda öyle bir sorun var. Yani şimdi gidiyorsun akademide. Efendim başarılı talebe şu bu ya okul birincisi aldın geldin. Nerede hangi konuda başarılı bu adam? Kendi branşında. Kurmaylık bambaşka bir iş. Kurmaylık İktisat sahibi doktorluk gibi. Şu anda dünya standartlarında simüle edebildikleri bir harp oyunu %20. %20'nin üstüne çıkması için kan lazım. Ama kurmay İhtimaller hesabına göre ve o ihtimaller hesabında kaybetmeyi en düşük orana getiren adam. O başka bir kabiliyet, başka bir eğitim. O eğitimi pek iyi alamamışlar, mantarladılar abi. Hocam, bu işte bir şey söyleyeyim mi? Bilmediğimiz çok şey var. Bilmediğimiz çok şey var, ayrı. Burada mantarlamaları da yine söylüyorum. Bak bunu 16'sından beri, hani 16 Temmuz sabahından beri aynı şeyi söylüyorum. İyi ki mantarladılar o ayrı da. O ayrı bir konu. Ama ben bunu bu açıdan buna bağlayarak söylemiyorum. Yok tabii. Kurmaylık bambaşka bir şey. Tabii. Bu arada son istatistik yayınlandı. Şimdi askerlerin %1,5 deniliyordu ama o erler hesaba binlerce, on binlerce, yüz binlerce. Ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri %1,5 deniliyor. Evet, %1,5. Ama komuta kademesinin %50'si, hatta hava kuvvetlerinde %70-75 oranında müdahil olmuşlar. %1,5'ını koyarken oradaki bütün şoförleri, aşçıları, patates soyanları, bahçıvanları, emirellerini, herkesi koyuyorsunuz oraya. Oraya niye koyuyorsunuz? Onlar ya da diyebiliyorlar mı ki? Hazırlan arkadaş. Emir geldi. Nitekim bugün sabahleyin gazetede var bu. Adam diyor ki, biz diyor teröristi yakalamaya gittik zannediyoruz. 15 gündür diyor tankları, bozuk tankları bile onardılar. Yakıtlarını full yaptılar. Stand by bekliyoruz. Kulaktan dolma öğrencilerle ne dediler? IŞİD'e harekat yapılıyor. Tabii ki ordu zaten teyakkuzda. Bu öyle düşünmelerine çok normal. Ya? Nereye gidiyoruz efendim? Bunu kime ne sormuş? Vereyim abime? Bir de şu var. Özellikle daha üst kademedeki özel kuvvetler gibi vurucu timler de, onlar da operasyonlara gitmeden önce, bir gün önce veya 12 saat önce dünya ile ilişkileri kesiliyor. Telefonları alınıyor. Bir yoga yapanlar gibi konsantrasyona giriyorlar ve sadece kulaklıklarından gelen emiri uyguluyorlar. Neredeyiz? Kime gidiyoruz? Ne oluyor? Hiç bilme şansları yok. Ki Marmaris'te de tesadüfen artık olaylar dağılınca bakkala girince öğreniyorlar ne olduğunu televizyondan. Zaten ama ne mutlu ki savcılar çoğu bu tip gariban, hiçbir suçu olmayan Mehmetçiklerimizi de tahliye ediyorlar.
yani ama bu konuda da... tanklarla arabanın üstünden geçenler ve tabii ki insanları ezenler tabii ki. Onlar zaten onlar, cezalarını görecek. Aynen öyle, onları tabii ki tehdit ediyoruz. Onların orada ben onların rütbesiz er olduğuna falan inanmıyorum. Evet, onların içinden çoğu da emniyetçiler söylüyorum. Bile çıktı. Aynen onlar öyle. Zaten evet. Cezalarını görecektir. Evet. Evet, sırada Bülent Ersoy'un sıra dışı haberlerinden birisi olacak. Hiç alışmadığımız halde göreceğiz bu sefer kendisini. Hemen ardından Ece Erken ve Davut Güloğlu önce sevgili oldular, sonra kavga ettiler. Hülya Avşar da siyasete atılmaya karar verdi. Kibarlaşma bence. Bülent Hanım biraz kafası iyiymiş. Peki. Evet, izleyelim bakalım, kafası iyiymiş bence. Evet, gerçekten de bir yaz geçti, bir kış geçti. Sibel hamile kaldı. Hülya Avşar Zehra'da kaldı. Umarız yenisi gelir diyeceğim ama artık menopoz yaşında geçti Hülya Avşar. Bu arada Hülya Avşar'la ilgili şok açıklamalar olacak konuğumuz Kaya Çilingiroğlu'nun kendine attığı mesajları anlatacak konuğumuz. Ve bir sürü daha çok haberimiz var bugün gündemle ilgili, tüm sanatçılarla ilgili ve başarısız terör darbe girişimiyle ilgili. Ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çok kısaca krem tanıtacağım. Sakın ayrılmayın. Bugünkü krem tanıtımımızın, bugünkü fecilyen, gençleştiren kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok eden krem tanıtımımızın bir özelliği var. Bugün sipariş veren saat şu anda 10.45, 13.30'a kadar, 1.30 gündüz 1.30'a kadar sipariş veren herkese fecilyanın kahve granülü peeling etkili temizleme jeli bedava vereceğim. Bu 200 mililitre dev ebatındaki jeli kahve granülü peeling etkili. Peeling de soyuyor, ölüdelileri atıyor, cildiniz bebeksi oluyor. Ondan önce ama fecilyenle onu anlatayım. Tibet'e gittim, gördüm. Evet, ben bir reklam yüzü değilim, ürünün sahiplerindenim ve doktor olduğumu ve gerçeklerin savunucusu olduğumu ve işe yaramayan bir ürünü tanıtmayacağımı takdir edersiniz. Tibet'te gördüm. Orada yerel halk bir yüzüne maske yapıyordu bir ağaç kökünden. Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı testler, üniversite izinleri falan. Bu 3 yıllık bir süreç tabii. Mucize bir krem geliştirdik. Özellikle orta yaş, orta yaş üstü, menopoz, menopoz sonrası hanımlar için mucizevi. Orta yaş üstü beyler için de mucizevi ve gençler için de. Çünkü kolajeni aktive ediyor. Gençler diyebilir ki biz daha kırışmadık. Ama senin de kırışmanı geciktirecek ve cildin ışınlayacak, nemlenecek, pırıl pırıl olacak. Nemlenecek derken piyasadaki çoğu krem nemlendiriciden öteye gitmez. O pahalı birçok kremde. Ama fecilyan sonuçlarıyla üniversite tescilli ve onaylı noter sonuçları. Evet, görüntüleri verelim. Kullananların öncesi sonrası fotoğraflarının hepsi noter onaylıdır. Bunların yenileri de geliyor. Binlerce halk teşekkür ediyor bize. Kullananlar before after, öncesi sonrası. Evet, fecilyan ne işe yarıyor? Bir, kırışıklıkları yok ediyor. Alın çizgileri, göz çevresi, kaz ayakları, dudak üstü, barkod çizgileri. Barkod şöyle, hanımların dudak üstü böyle büzüşür, nine gibi olursunuz. Erkekler bıyık bırakır, kurtulur. Kadınlar kurtulamaz. O yüzden botoks kullanılır. Oysa botoks kas tembelliği yapar. Hayretler içinde bakarsınız ya da böyle kaşınız, mimikleriniz kaybolur. Çünkü lahana bebeğe dönersiniz. Çünkü kas tembelliği yapar ve artık kaslarınıza hükmedemezsiniz. Zararlıdır, kimyasaldır, zehirlidir. Onu da söyleyeyim. Ama bu organik hiçbir yan etkisi yok. Kırışıklıklar gidiyor. Göz çevresi, morlukları, koyu halkaları ve göz alt torbaları gidiyor. Bende de var. Yapısal ona bile etkiyor ama zamanla oluşanları tamamen düzeltiyor. 3. Cilt lekeleri, akne, sibilce izleri, her türlü çiller dahil hepsini tertemiz ediyor. Yani ne dedik? Kırışıklıklar, göz çevresi, morlukları, cilt lekeleri gitti. Ve bugün saat 1.30'a kadar sipariş verenlere kahve granüllü fecilyan temizleme jeli, peeling etkili temizleme jelini ücretsiz vereceğim. Bu 200 mililitre ebatındaki dünyada satışa sunulan. Evet, fecilyana nasıl ulaşıyoruz? www.fecilyan.com. Nazar değdirdiler. Sesime nazar mı geldi? Evet, 0532 aramak için çağrı merkezimiz. 0532 111 5101 0532 111 5101 3 tane 1 5101 bu ara çağrı merkezi. Ayrıca WhatsApp'tan yazabilirsiniz 0533 057 4592 veya fecilyan.com'dan. Fecilyan.com'dan alırsanız kredi kartına taksit de var. Diğerlerinden kapıda nakit, kapıda kredi kartı, havaleyle de mümkün. Yani ürünü eline al, öyle öde kardeşim. Ve bunları not edemedik diyenler Google'a herhangi bir arama motoruna Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın, hop önünüze gelir. Sabah bir kere sürüyoruz, akşam bir kere sürüyoruz ve bir hafta 10 gün içinde etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Ama benim acil durumum var, hemen bugün geçmesi lazım kırışıklıklarım diyenlere bir mucizevi ürünümüz daha var. Onu da
sürüyorsunuz. 10 saniye içinde kırışıklıklar, göz çevresi morgları gidiyor ama o bir gün dayanıyor. Acil durumlar için botoks etkili olup botoks içermeyen organik ürünümüzde fejillan.com ve çağrı merkezi 0530-111-5101'de gündüz kremi ve gözaltı kremi olarak var. O ayrı. Ama Fejillan'a gelirsek uzun etme yarol köse kaç lira diyorsunuz söyleyeyim. 89 liralık krem bugün 69 lira. 2 tane alırsan tanesi 60, 3 tane alırsan tanesi 55 lira. Yani neredeyse 150'ye varan indirim var bugün. Arada kampanya yapıyoruz ayın belli günlerinde. Ve 10 liralık hızlı kargo 24 saatte kapına getirecek hızlı kargo bugün bedava. Ve esas bomba bugün saat 13.30'a kadar sipariş verecek herkese, Fejillan siparişi veren herkese şu elimde görmüş olduğunuz 200 mililitre ebatındaki kahve granüllü peeling etkili cildi soyan ölderileri atan temizleme jeli bedava veriyorum. Şu anda saat 10.49, 13.30'a kadar sipariş vermen lazım. Hemen fejillan.com'a gir ya da 0533-057-4592'den WhatsApp'a gir ya da hemen ara 0532-111-5101. Kampanya bitmeden hemen ara 0532-111-5101. Gençlik Fejillan'la. Fejillan sürmüyorsan, bizimle değilsin. Ne sürüyorsak o. Fejillan. Bir ikaz yapmam lazım. Buyurun efendim. Buyurun. Sabahleyin söyleyecektim de sonra aklımdan çıktı. Sabahleyin erkenden çıkıp geliyoruz yolda. Bu yolda avuç içi kadar kedi yavrularının hep ezilmiş ölülerini görüyorum. Temde mi abi? Temde. Bu yavrular doğdukları apartman bahçelerinden ya da apartman önlerinden oralara kadar gelme şansı yok. Bunları kim oraya getirip ezilmeleri için oraya bırakıyorsa, eğer Allah'a inanç, onlara beddua etmiyorum. Eğer Allah inancı varsa, Yaradan inancı varsa ki bunu yapanın Allah inancına ve Yaradan inancına asla inanmıyorum. Yarın öbür gün bunların acısı sizin çocuklarınızdan, ailenizden hiç ummadığınız yerden çıkar. Ya sizde biraz vicdan, haya, şeref, haysiyet, insanlık, zerre kadar. Gelip oralara atıyorlar yakın o, yani. O bebekleri bir avuç kediler oraya tem yoluna gelemez. Getirip bırakıyorsunuz. Allah'ınızdan bulun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Üç gün önce tem otoyolundan ben de Anadolu yakasına geçerken bir tane duyarlı vatandaşımız o yavru koşarken nasıl oldu o an Allah tarafından bütün yolu kesti trafiği o yavruyu onu aldı. Oraya, onları oraya bırakıyorlar. Onlar yürüyerek oraya gelemezler. Çünkü yani bu kadarcık bir kedi yavrusu sadece doğduğu yerde ayaklanana kadar o doğduğu 1-2 metre kare içerisinde hareket ediyor. Doğduğu yer neresi? Otoyolun neresi? Ya insanda biraz vicdan olur ya. Siz hiç mi insanlıktan nasibinizi almadınız ya? Siz ağaç kovundan mı çıktınız arkadaş? Evet. Bunu kim getiriyor bilmiyorum. Kim buraya koyuyor bilmiyorum. Ama söylüyorum. Allah size bunu fersa fersa bunun sizden acısını çıkartır. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkartın. Bir an önce bu yasanın çıkartılıp kabahatler kanunundan çıkartılıp hayvanların da insana zarar verilmiş gibi ceza almaları hayvanlara zarar nasıl bir vicdandır bu ya? Yani nasıl bir vicdan? Ve sonra sen gerekir. Bunu kim yapıyor? Sonra sen Allah'ın varlığına inanıyorsun ha? Ya senin ben senin Allah'ın yarattığı bir canlı olduğuna inanmıyorum. Allah bu kadar vicdansız birini dünyaya getirmez. Evet. Bu arada krem öncesi haberlerimizle ilgili yorumlarınızı şimdi alacağım. Siz bir cümle kurdunuz Hülya Avşar'la ilgili. Ama yayın dışında. Yayın dışındaydı. Ama programımızın özelliği bu. Böyle fiskos yok. Ne konuşuyorsak halkımızla konuşuyoruz. Aşk olsun Erol Bey. Yani size bir sır verdim. Siz de kalkıp sır burada söylüyorsunuz. Yani yayın dışıydı tabii. Hülya Avşar'ın yaşını sordunuz. Bunun neresi sır? Tamam. İyi. Tamam. Bir daha sorar mısınız Hülya Avşar size göre kaç yaşında? 60 yaşında şey siyasete gireceğim dedi Hülya Avşar. Yani 60 siyasete yaşındadır de, herhalde dedim hayır, ben de. Hayır siyasette anlamıyorum. Şimdi bizde iki yanlış anlayış var. Şöyle ki belli bir mesleki veya ekonomik doyumları yaşayanlar iki şey yapıyorlar. Artık siyasete gireyim. İki böyle Allah gecinden versin. Ölmeye çeyrek kala da hacca gideyim. Resetleyeyim şöyle. Yani. Resetleyeyim, sıfırlayayım. Ondan sonra bütün günahları içtim. Sonra çeyrek kala da hacca gideyim. Öyle bir inanış var. Hac farizesi overall yapmaya geldiği zaman yani bir bilgisayarın dolduğu hazneyi boşaltmaya benzemez. Hac farizesi hangi yaşta gidersen git. Oraya gittikten sonra oranın vecibelerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sen de öyle bir şey hissetmiyorsan
Ondan döndükten sonraki hayatına çalsın sazlar, oynasın kızlar devam edeceksen zaten gitme. Yani öyle bilgisayar doldu kardeşim. Bunu bir götüreyim de hard diski resetleyeyim. Resetleyeyim. O hikaye olmaz o. Ya da araba eskidi, bunu bir overhaul yaptıralım da biraz daha değiştirelim. O ona benzemiyormuş. Dün sosyal medyada Cem Yılmaz'ı hep VTR'lerini koyuyoruz. Çünkü halkımız da biz de çok seviyoruz. Ve bugünlerde gerçekten morale gülmeye de ihtiyacımız var. Deşarj olmaya ihtiyacımız var. Bak Cem Yılmaz'ın dün bir sosyal medyada isyanı vardı. Bilmiyorum rastladınız mı? Şöyle bir baskı var. Diyor ki kardeşim böyle haberler çıkmış bazı medyalarda veya internet, dijital ortamda ve normal gazetelerde. Cem Yılmaz sessiz kaldı. Cem Yılmaz sustu. O ve kaçtı. Yurt dışına kaçtı. Cem Yılmaz'ın bir dönem Ümre'ye gitmişti. O fotoğraflarını da yayınlayıp işte FETÖ'ye mi gitti? FETÖ'cülerle mi gitti? Kesin bu FETÖ'cüdür. Böyle bir cadı avına da dönüşen bir yönü de var provokatif. Bazı meçhul kitleler tarafından Cem Yılmaz da ben kendimi ispat etmek zorunda değilim. Ne kadar Atatürkçü vatansever olduğumu herkes bilir vesaire vesaire cümleler kurdu. Ona katılıyorum. Katılmakla birlikte şöyle bir sorumluluk olduğunu da biliyorum. Maalesef ki diyebilirler ama ünlülerin şu cümleyi kullanma hakları olduğunu düşünmüyorum. Kardeşim ben de vatandaşım, kendi içimde yaşıyorum, ister yazarım ister yazarım. Oysa ki özellikle toplumsal hararetin olduğu ve toplumsal dayanışmanın olduğu dönemlerde nasıl ki Gezi'ye o dönem destek verdiniz, buradaki darbe kalkışmasına da karşı duruşa destek verip bir iki önemli cümleyle hissiyatınızı anlatmanız gerekirdi. Bana göre Cem Yılmaz'ı tabii ki suçlamıyorum, vatansever olduğunu biliyorum ama çok zul değildi. Günde 20 tane şarkı paylaşıyorsunuz, fıkra paylaşıyorsunuz. Bir oraya vatanımızın bölünmez bütünlüğüyle, duruşuyla ilgili bir cümle kurmak zor mudur Sait abi? Çünkü örnek alan isim var. Söyleyeyim mi? Tabii ki. Ben 14 senedir bu iktidar döneminde ne kadar Mustafa Kemal Atatürkçü olduğunu bugün şu anda iddia edenler de varsa edenleri de tenzih ediyorum. O birkaç kişi bir elin parmağını geçmez. Onlar da, onların da 3 tanesi samimi, 2 tanesi o Mustafa Kemal Atatürk muhalefet rantı elde etmeye çalışan. Şemsiyesinin arkasına sığınmış kişiler. Hiçbirinin ağzından bir şey duymadım. Ama bugün siyasi konjonktür ve durumlar Mustafa Kemal Atatürk'ü telaffuz etme şeyine gelmiştir, çizgisine gelmiştir. Şunu adım kadar eminim. Ben bazı şeyleri böyle burada yorumlarken ahkam kesip yahut üçgüdarlık yapmak istemiyorum. Böyle bir tarzım da yok. Bu yorumları yaparken bazı mercilerin yerine kendimi koyarak o açıdan bakıyorum. Bugün adım kadar eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında olan kabine üyeleri bunların ne denli samimiyetsiz olduğunu en az benim kadar iyi biliyor. Buna adım kadar eminim. Deneme yanılma yönteminde bazı hatalar yapabilirler. Bu şahıslar için söylemiyorum. Yönetim bazı şeyleri kendi ideal siyasi görüşü açısından bazı şeyleri silmeye kalkmıştır, ortadan kaldırmaya kalkmıştır. Kendine göre bir siyasi yol çizmiştir. O yolun ne kadar yanlış olduğunu hatırı sayılır bedeller ödeyerek de anlamıştır. Onların o durumu eleştirilere çok açık olmasına rağmen bugünkü bu şahıslardan daha samimi. Onlar işin vahametini anladılar. İşin hatırı sayılır bu memleketin bekasına, bu memleketin istikbaline büyük bir faciayla dönüş yapacağını kestirdiler. En nihayetinde onlar o makamları işgal eden, yani bunu menfi manada söylemiyorum, müsbet manada söylüyorum, oralarda oturan ve senden, benden ve birçok kişiden daha çok istihbarati bilgilere sahip olma hak şeyleri, avantajları olduğundan dolayı onların ortaya koydukları o Lego'yu birleştirirlerken işin nereye, faciaya, ne boyutta gideceğini farkındalar. Bunlar, biraz sonra yine izleyeceğiz. Seda Sayan veyahut o minvalde. Bu çağrıları 16 Temmuz sabahı yapacaktınız. İnsanlar siyasi görüşleri sonu ip veya 15'i kursun, gecesi yapacaktınız. Evet. Gecesi. Ha, siyasi, 16 sabahı bile geç. Siyasi görüşlerinin sonuçları itibariyle sonu ip veya kurşun o siyasi görüşünden
180 derece ödün vermez. Sadece günün şartlarına göre onun temel prensiplerine sadık kalarak realize edebilir. Bu şimdi neyin tiyatrosunu oynuyorlar? Aslında darbe tiyatro değildi. Tiyatro bu, bunlar. Peki Cem Yılmaz gibi sessiz kalanlara ne diyorsun abi? O da, onlar da şimdi o tipleri de sana... Bekle gör mü yaptı bekle, onlar? Hala bekle gör yaptı. Ne olur ne olur kardeşim dediler. Burada unuttukları bir şey var hepsinin. Ben onların savunduğu veya onların baktığı gibi Mustafa Kemal Atatürkçü bir adam değilim. Ben geçenlerde de bunu izah ettim. Eğer o dönemde eleştirilecek bir şey varsa oturup eleştirelim, masaya yatıralım ve konuşalım ki bunların başında da İstiklal Mahkemeleri geliyor. Hala aklım o saat bu saat mantığımın tam almadığı İstiklal Mahkemeleri. Bence doğrularla yüzleşmek gerek. Ama ve lakin bunu söylerken o günün şartlarını da aynı kefenin öbür tarafına koyarak bakalım. O devir bitmiş, gelmiş 2016 yılında bu yüzyılın önemli bir tarihine gelmiş. Mustafa Kemal'i savunduğum, sevdiğim, saydığım noktalar her zaman söylüyorum. Bugün yaşananları 1925 yılında, 27 yılında, 29 yılında eğer birebir örtüşen beyanları var ve bu altında Mustafa Kemal imzasını taşıyorsa, bu tescillenmiş önemli kaynaklarda varsa o zaman bir de duracaksın. O zaman o görüşe yaşadığı dönemden 60 sene, 80 sene sonra olacakları eğer oraya yazmışsa sen bunu görmezden gelip sen buna saygı duymuyorum ben buna. Ben bunu sevmeyebilirsin ama saygı duymak mecburdur. Şimdi bunların durumu öyle değil. Bunlar öyle Mustafa Kemalci de değil. Bunlar Atatürk'le ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Kitap okuyorlar. Onların bildiği ne var biliyor musun? Onların 1981'de Selanik'te doğdu Ali Rıza Bey. Annesi Zübeyde Hanım ve karga kovaladı dayı. Mustafa Kemal'i öğretilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bu standart, bu klişeleşmiş laflar. İlkokul. İşte ben sporcunun ahlaklısını severim. İstikbal göklerdedir. En hakiki mürşit ilimdir falan laflarını anlayamazsın Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in devrini okurken o kitabı doktrin olarak. O doktrin olarak bakarsan çözersin işi. Şimdi bunların doktrin kelimesinin manasını da bilmiyorlar birkaç tanesinin haricinde. Şimdi çıkıp da televizyonlarda yahut işte bu periskoplarda, şurada burada, bu sosyal medyadaki programlarda ey benim vatandaşlarım, işte bu darbeyi, bu şerefsizce, bu hayasızca yapılan bu girişimi bu milletin sağduyu refleksi önlemiştir. Buna adın kadar emin ol. Yani bak dikkat et orada. Orada çok önemli bir nüans var. Sayın Cumhurbaşkanı CNN'deki bu işe bağlanıp havalimanlarını ve memleketin yaşadığınız şehrin meydanlarına çıkından önce bu reaksiyon başladı. Bak bu çok önemli. Az da olsa bir avuç da olsa ondan önce bu reaksiyon başladı ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu çağrısıyla en doğru emniyet üsbabını aldı. Ve halkın sadece parti gözetmeksizin, sade vatandaşın can hıraş şekilde. Onun içinde AK Partili var, onun içinde siyasi görüşü farklı olan var. O var, o var, o var. Bunun refleksi sağduyu refleksi önlemi. Mevzu vatansa siyaset ve partiler ve ideolojiniz teferruattır. Bu arkadaşların yaptığı bir şey var. Bugüne kadar siyasi konjonktürün onlara sağladığı avantajları koruma çabasındalar. Veya yeni sen cerem kaynasın, maymunu oynasın. Ya da sıfır kilometre bir işe başladık. Şu andaki rotamız budur. Biz bu minval üstünde konuşalım ve bu rota üstünde hareket tarzımızı belirleyelim. Çeşmemiz akmaya başlasın. Böyle zannediyorlar ama inan konuşmamın başındaki cümleyi tekrarlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başvekil ve o kabine üyeleri bunları çözmüştür. Olsun. Bu lafımı unutma. Bugün seninle arabada okuduğumuz önemli bir köşe yazarı var. Sonradan dank edenlerden okumaya değer olduğu için Ahmet Hakan'ın, ki o Ahmet Hakan daha önce Kanal 7'deydi, muhafazakar bir kesimdeydi ve şu anda Hürriyet Gazetesi yazarı diyor ki sonradan dank ettim, sen ne büyükmüşsün ey Atatürk, senin yüzünü batıya dönüşünü hep eleştirdim, ne akılsızlık etmişim, iyi ki yüzümüzü batıya döndürmüşsün. Senin tevhid-i tesisat diye tevhid-i tesisat kanununa itiraz etmiştim. Ne büyükmüşsün. Senin ülkeye laikliği getirmene itiraz etmiştim. Ne büyükmüşsün. Ne değerli çabanmış. Bu din simsarlarına arada mesafe koymuşsun. Tekke ve zaviyeler kanunuyla ne büyükmüşsün.
bugün gördüğümüz yerde ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Ve ben sanki bir önemli bir şey yapmışım gibi 10 Kasım'da, son 10 Kasım'da ayağa kalkmadım. Kendimden utanıyorum. İlk fırsatta Anıtkabir'e gelip senin önünde saygılarımı sunup hazır ol da bekleyeceğim. Kendimden utanıyorum demiş Ahmet Hakan. Bir tek cümle söyleyeyim. Bu da Türkçe'de vardır. Kişi kusurlu bilmek kadar irfan alamaz. Bunu söyleyemesi bile, hadisenin ne boyutlarda olduğunu kendi beyninden dank etmesidir. Evet, o da 9'u 5 gece, gani gani rahmet eylesin, cennet mekan olsun, o muhteşem dehanın ölüm yıl dönümünde ayağa kalkmamanın yıllar sonra 9'u 5 gece ilk fırlayan ben olacağım demesi bende şöyle bir çağrışım yapıyor. Benim bir tabirim var. Eğri gemi doğru sefer yaptı. Bir musibet bin nasihattan evladır. Bu rezillik, bu şerefsizce, bu hayasızca yapılmış bu hareket bize rotamızı hatırlattı. Bu millete asrı rotayı hatırlattı. O uzun zamandır sinir içindeydim. 10 Kasımlarda 9'u 5 geçe korna çalıp trafiği durdurmayan, hiçbir şey olmamış gibi hareket eden bir trafikte cinnet getiriyordum. O yüzden 9'u 5 gece trafikte olmamaya gayret ediyordum. Ama biliyorum ki bu tablo artık değişecek. En azından umuyorum. İnşallah. İsterseniz arkadaşlar daha fazla bu konu açılmışken bekletmeyelim. Seda Sayan'ın 17. VTR'sini koyalım. Çünkü konu açıldı. Onu verelim bir üzerine konuşalım. Evet, Seda Sayan. Çünkü konu artık açıldı. Evet, bu darbe girişimi sonrasında bakalım halkı nasıl meydanlara çağırmış. Çok güzel bir konuşma. Sayın Şayan. Şimdi önce... Bir kere ona bir şey öğreteyim ben. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde 13 tane Cumhurbaşkanı geldi. Birincisi Mustafa Kemal, sonuncusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'deki prosedüre göre seferberlik anında bütün Cumhurbaşkanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomandanı statüsündedir. Sadece bu vergi bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na vergi olan bir vergi değil. Kanunen öyle. Yani ama seferberlik anında. Seferberlik anında. Şimdi seferberlik anındayla bugünkü durumu arasındaki farkı o bir öğrensin bilen birinden. Seferberlik dışında Genelkurmay Başkanı'dır. Şimdi tabii seferberlik anında ordular başkomutanıdır Cumhurbaşkanı. Savaş. Ordular başkomutanıdır. Hangi Cumhurbaşkanı ve kim oturuyorsa oturuyor. Prosedür bu. Tabii, yalnız tamam. Burada yine fazla detayına vakıf olmamama rağmen bir şey söyleyeyim mantık olarak. Nihai karar merci değildir. Yani bir askeri harekata, bir kurmay harekatına fiili olarak müdahale etme anlamı taşımaz. Başbakanın o noktada bir yetkisi hayır. Var mı? Hayır. Benim bildiğim kadarıyla. Ama ordular mesela, başkomutanı Cumhurbaşkanı. Ama mesela doğudaki savaşta özel kuvvetler gidiyor, askere ateş etmeme emrini siyasi erk veriyor veya vermiyor diyor. Deniyor. Şu andaki sevk ve idareyi böyle yapabilirler. O da bir seferberlik değil. Ama geçmişte de Ecevit söyleyince çıkarma yapılmadı mı Kıbrıs abi? Bakanlar Kurulu kararı. Bakanlar Kurulu kararı. Ecevit ya oradaki başvekilin keyfine maaş olacak hayır, ama değil. Ama siyasi erk yine. Siyasi erk tabii. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı yürütme, başvekiyle bağlı. Yani yürütme askeriye emir veriyor. Yani. Elbette yürütme. Ki. Yani demokratik kurallar da böyle. Zaten öbürkü de demokratik kurallar içerisinde ordular başkomutanı olarak o günkü reisi cumhur. Bu Amerika'da da böyle. Amerika Genelkurmay Başkanı hakiki bir müdahale varsa son dakika gidip de Amerikan Başkanı'nın onayını almadan böyle bir şeye kalkışabilir mi? Bu arada size sorayım. Programa geldiniz ama program bırakıp fal bakmaya başladı arkadaşımız. Zoom yapın hanımefendiye. Zoom yapın. Evet. Bıraktı ve şu anda fal bakıyor. Programda fal bakıyor. Bayağı ilgili. O zaman falınıza bakın size sorayım. Sizce Seda Sayan ezberlemiş mi? Okuyor muydu? Okuyordu gayet. Aşağıda yani iki bakıyorum. Kelimeyi orada bir dakikalık şeyi şimdi buradan evvel, bu VTR'den evvelki sevgili arkadaşım bu VTR'den evvelki VTR'de hiçbir şey söyleyemem çünkü o işin uzmanı. Onu ben söyleyeceğim zaten. Onu ben bilmem. Onu ben söyleyeceğim. Bunu ezberleyemez. Çünkü niye ezberleyemez biliyor musun? Ezber de bilgi dağarcığınızda olan bir konuyla doğru orantılıdır.
Yani hiç bilmediğiniz bir şey ezberlerseniz Afrika papağanı olursunuz. Yaptırdığı okul ışıkların açık olup o kısmını anlayamadım. Ya o bu arada iki de... Bu arada onu da söyledim. Ben okulda yaptırmıştım. Ama onu da okuyor. Yani peki onu niye okuyorsun? Yani bu bakın ben... Ya işte konuştuğum zaman Zülfiyar'a dokunuyor. İstemiyorum konuşmak çünkü ben de bazen kontrolü kaybeden bir adamım. Bu konularda yine söylüyorum. Bugünkü yaşanan bu facianın önüne Türkiye Cumhuriyeti halkının, milletinin sağ refleksi, sağduyu refleksi önüne geçmiştir. Bu lafı güzel. Bugün ayık, bu adam, bu hanımefendi bunu ne zaman konuştu? Düştü mahpus bandında. Aynen öyle. Bu iş öyle kritik bir iştir ki bu işi sonra. Gece saat 15 Temmuz'da gece saat 9.30'da başladı. Sizin buradaki kararınız... Lan neredeydiniz la? Acemisiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siyasi görüşünüz varsa, Türkiye hakkındaki bir bilginiz varsa yarım saat sonra ya bir saat, hadi iki saat sonra siyasi görüşünüzü veya tavrınızı sergilersiniz. Böyle aradan 8-10 gün geçecek. Millet can hıraş bir şekilde... Belli olacak. Hayat, tabii hayatını ortaya koyacak. Senin dediğin, biraz önceki şeye katılıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da gülüyordur. Ya, bu, hem de nasıl bakın, gülüyorlardır. Yine söylüyorum. Seversiniz, sevmezsiniz, siyasi olarak katılırsınız, katılmazsınız. Bu şahsiyet bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturup iğnenin deliğinden Hindistan'ı seyrediyorlar. Böyle ahkam keserken böyle kestenperane konuşmaların manası yok. Çok samimi söylüyorum. Şurada oturduğumuz 5 kişi. Bir yere kadar hadiselere vakıfız. Bir yere kadar fikir beyan ederiz. Önümüze öyle bir şey çıkar ki apışıp kalırız. Tavşan gibi. Işığı görmüş tavşan gibi oluruz. Şimdi o insanlar hayatını bu işe vakfetmiş. Günün 24 saatinin 19-20 saati o işin başındalar. Onlara gelen bilgiler doğrultusunda neyin ne olduğunu... Ve kelle koltuk. Evet. Ve bir de üstüne üstlük. Biz burada... Atıp tutmak kolay. Keyfe maaş konuşuyoruz. Efendim ekranlarda istediği gibi sallama konuşanları bırak. Orada bir de hayati öneme haiz durum var. En nihayetinde orada oturan Cumhurbaşkanı'nın bundan bir hafta 10 gün evvel hayatına kastetmek için, bedenen ortadan kaldırmak için bir harekat düzenledi. Ona ve ailesine. Ona göre konuşmak lazım. Orada Erkan ama inanıyorum ki o Cumhurbaşkanı bunların hepsinde gramaj gramaj koyuyor kefesine, tartmıştır bunları, biliyor. Boşuna canıraş antipatik olurlar böyle. Böyle milletin gözünde ya daha antipatik. Ya kardeşim olur. Film geçmiş, siz neredesiniz? Erdoğan Bey sanki tutuyor da öyle okuyormuş. Onu bilmiyorum. Buradan geliyorum Seda Sayan'ın gerçek dışı beyanlarına. Şimdi diyor ki ben doktor olarak ve birey olarak Seda Sayan'la yüzle karşılaşmışımdır. Seda Sayan diyor ki bende botoks yok, ondan sonra enjeksiyon vesaire şudur budur, botoks iyidir vesaire. Botoks bir zehirdir, tesadüfen bulunmuştur, kas felci yapar ve uzun vadede kullandığınızda bir kaşınız kalkar, hayretler içinde bir kaşınız iner ve botoks dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkelerde çoğu yasaklanmıştır çünkü kas tembelliği yapar. Evet, migrende kullanılır. Mecbur kalındığında o bir tedavi yöntemidir, kozmetik yöntem değildir. Sinirlere felç yapar. Ve şu anda Seda Sayan diyor ki bende botoks yok. Yani buna artık gülemiyorum, kahkahalar atıyorum. Seda Sayan'da botoks da var, enjeksiyon da var. Onlar mimikleri, tamamen çizgileri mimikleri olmayan böyle lahana bebek gibi yüzler görüyorsunuz. Onlar da botoks da var, enjeksiyon da var. Ama dediği doğru bir şey ya. Lütfen. 40 kişiyiz, birbirimizi tanıyoruz, komik olmayalım. Sadece yüzünüze değil, nelere enjeksiyonlar, botokslar yaptırıldığını bu ülke biliyor. Mesela Erol Bey, benim yüzümde hep estetik var zannediyor insanlar. Aslında yok mesela. Çok enteresan değil mi? Bir doktor olarak inceleyin. Yok, mimikleriniz duruyor. Evet, yani duruyor. Hatta bayağı böyle. Ama herkes estetik zannediyor maalesef. O yüzden botoks zararlıdır, onu da söyleyeyim. Sıradaki haberimize geçelim. Evet, yorumcumuz Erol Köse hadiseyi bir dönemler diline bayağı bir dolamıştı. Ve dolaması sonunda da hadise sıkı bir rejime girdi. Şimdi o haberimiz gelecek. Hemen arkasından da Vural Gökçay ile bakalım hangi moda akımına isyan etmiş. Evet, hadiseyi bayağı zayıflatmıştık. Onun hikayesinden de gelince ben Altın Kelebek Ödül Töreni'ne gittim. Bir baktım, hadiseyi de takdir ederim şu anlamda. Bizim popçular genelde öyle sallanırlar. Baktım bu kız hem dans ediyor hem şarkı söylüyor ve çok iyi bir show girl, sahnelere de yakışıyor. Fakat çok kiloluydu o gittiğim törende. Çok kiloluydu. Dedim ki doktor olarak da hadise dedim obez sınırlarına gelmiş, obez olmuş, acil zayıflaması lazım. Öyle başladı polemik. Sonra
Kendisi bana şirketten çiçek yolladı. Çünkü ömründe olmadığı kadar PR'ı olmuş. Hanımefendi bir an önce sordu. Sizde de özel PR çalışıyor. Herkes de öyle zannetti. Şimdi bakıyorum da bende de bir uçukluk varmış ya. Üşenmemişim. İki ayrı tişört yapmışım. Sumocu, lastik kadın vesaire. Gündeme geldi ama dediğimi de dinledi ve zayıfladı sonuçta. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Tamam, senin yaptığın bir espri. Orada da aynı lafı söyleyeceğim. Yeni gemi doğru sefer yapmış. Orada da ona yaramış. Orada değilim de. Merak ettiğim bir şey var. Bu çocuk. Bu neydi? Sinan Akçıl. O tarihte ondan ayrılmıştı değil mi? Ayrıydı. Bir küs bir barışlardı. Şimdi bu mantığı da anlamıyorum. Ben bu çocuğu çözemedim ya. Bu adam işte ya, o tarih bu tarih çözemedim. Uçan kuşta da bunu toponadı diye işte getirdiler veterinerini falan koydular. Bir komedi bir hikaye var orada da. Ya insan beraber olduğu kadını. Şimdi seni eleştirmek adına söylemiyorum bunu. Yanlış mı? Hop diye tişört açıyorum. Tamam, o sen hop diye açtın. O da kaldı böyle. Orada niye kaldı o? Yani sana bir... Abonda ne oldu yani? Ne oldu? Şimdi yani bu tazıya tıp tavşana koş tarzını güzel sevmiyorum ben bu adamı. Bak, renksiz adamlardan biri bir tanesi de bu. İyi bir besteci. Ya olabilir be kardeşim besteci. Yani iyi bir besteci de Eliade Saadettin Kaynak mı bu ya? Bunun yakalanması da ilginç. Onu da söyleyeyim, bana kızacak ama şimdi bir gün şarjı bitiyor. Halise diyor ki ben diyor benim bilgisayara laptopa takalım oradan şarj et ve o sırada da düğmeye basıyor bütün mesajlarını alıyor bunun çapkınlık mesajları. Yani burada anlamadığım bir şey var. İnsan iyisiyle kötüsüyle beraber bir hayat geçirmiş, bir beraber olmuş bir kadın. Orada bir, şimdi sen orada evet yaptığın iş çok esprili, sanki bir PR çalışması gibi ya sonuç itibariyle... Ya biz orada Oscar Twitter'ı yeni patlattık. Bravo, tamam. Biraz karşılıklı bilinliğin yapıyoruz. Aynen. Magazinin de işine geliyor, tamam. Halkın da işine geliyor, kadının da işine geliyor, benim de işime geliyor. Orası... Orada ama... Tamam, buraya kadar tamam. Bundan sonrasında benim aklım ermiyor. Şimdi orada en nihayet sen beraber oldun, ben... Hadiseyi savunduğum için falan söylemiyorum. Genel yapısı itibariyle bu senin beraber olduğun bir kadın. İyi veya kötü önemli bir zaman geçirmişsin. Ya orada şimdi senin beraber olduğun kadına bu kadar iş tiye alınmışsa... Ben olsam en azından giderim oradan. Oradan git. Ya da kenara çekilirim. Yani oradan git. Yani bu ilişkilerinde şey bir çocuk yani kendine... Şimdi en son Ebu Çalı'yla beraberdi. Orada da bayağı yakalandı çekirge. Bir zıpladı, iki zıpladı. Bakalım orası nereye gidecek. Yani ben tarzını sevmiyorum. Yok tabii ki canım. Sana hayır. Kesinlikle uymaz. Evet, sırada ne var? Sırada Ahmet Varanki'den şok bir iddia var. Evet. Beyin kontrolü yapılıyor. Evet. Otlar bitti. Bakalım Varanki beyin kontrolüne de geçmiş. Evet. Aselsan'la ilgili bir şeyler söylemiş diyor. Evet, Müslüm Gürses'in hayatı dramlarla dolu. Babası annesini öldürmüş ve daha sonra hapisten çıktıktan sonra Müslüm Gürses babasına bakmamış. Muhterem Nur da onu istememiş, utanmışlar ve babası daha sonra büyük bir trafik kazasında vefat ediyor. Ve daha sonra da bildiğiniz gibi Müslüm Gürses de bir hastalık geçiriyor. Hastanede mantar enfeksiyonu nedeniyle ölüyor. Acılar içinde bir ömür. Ruhu şad olsun ama küçüklüğünde başlıyor o travması. Şimdi babası sitem ediyor, bana bakmadılar falan diyor ama hayattayken bir çocuk annesini öldürmüş bir babaya nasıl bakabilir diye sormadan edemiyorum. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Son dakika gelişmeleri ve haberleri var ama önce bir krem tanıtımı yapacağım. Kremimiz Fenjilyan. Fenjilyan ne? Bir anti-aging kremi. Anti-aging ne? Gençlik, güzellik demek. Bugün Fenjilyan alanlara bir jestim var. Bu elimde görmüş olduğunuz 200 mililitre ebatında 45 lira değerinde, yok KDV'de hal daha fazla, 50 lira üzerinde değerdeki bu kahve granüllü peeling etkili temizleme jeli bugün bedava. Şu anda saat 11.48, saat 13.30'a kadar sipariş verenlere peeling etkili kahve granüllü Fenjilyan temizleme jeli 200 mililitre bahtta bedava. Evet. Fenjilyan kaç lira? Fenjilyan kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi, morluklarını düzeltiyor. Normalde 89 lirayken bugün 69 lira. 2 tane alana 60 lira, 3 tane alana 55 lira. 10 liralık kargoda bedava. Ve esas önemlisi bu çok değerli peeling etkili. Peeling ne? Yüzümüzü soyuyor. Yani ölü hücreleri atıyor. Yepyeni bebeksi cildimiz çıkıyor. Bu da bedava ve üzerine de Fenjilyan sürüyoruz. Ve
Seda Sayan gibi botokslara, enjeksiyonlara mahkum kalmıyoruz. Pırıl pırıl bir cildiniz oluyor ve pahalı işlerden kurtuluyorsunuz. Fenjillan nedir, nereden çıktı? Ben Tibet'e gittim, gördüm ki orada yerel halk bir krem sürüyor. Bir ağaç kökünden maske yapıyor, yüzüne sürüyor ve 8-10 yaş gençleşiyor. Onu Türkiye'ye getirdik diyorum, ben bir reklam yüzü değilim. Bir doktor olarak bu araştırmaları yaptım ve ülkemizde bu kremi ürettik. Sağlık Bakanlığı'nın izinli fabrikalarında ve işin ortaklarındanım. Doğruların sözcüsü ve hekim olduğumu, doktor olduğumu düşünürseniz benim yanlış bir ürünü size tavsiye etmeyeceğimi anlarsınız. Fenjillan nedir? Sabah yüzümüze sürüyoruz masaj yaparak, akşam yüzümüze sürüyoruz masaj yaparak. Niye masaj yapıyoruz? Çünkü içindeki aktiflerin, fenjillanın içindeki aktiflerin cildinize nüfuz etmesi lazım. Ve kimler kullanıyor? Gençler sürüyor. Onların da ihtiyacı var. Kırışıklıkların gecikmesi için ve ciltlerinin ışıldaması, nemlenmesi için. Piyasadaki çoğu krem nemlendiriciden öteye gitmez. Çünkü içinde aktif yok. Aktifler pahalıdır, o yüzden koymuyorlar. Oysa biz dünyadaki en önemli molekülleri organik olarak, bitkisel olarak ürettik ve fenjillan oluştu. Fenjillan özellikle orta yaş, orta yaş üstü, menopoz sonrası hanımlar için ideal. Ve orta yaş ve orta yaş üstü beyler için. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Fenjillan süreceğiz, bakımlı olacağız. Kırışıklıklar gidecek, cilt lekeleri gidecek, göz çevresi morlukları gidecek. Hepsinden kurtulacaksınız fenjillanla. Alın çizgileri, göz çevresi, kaz ayakları, dudak çizgileri, boyun sarkmaları, evet sarkmaları da toparlıyor. Göz çevresi, koyu halkaları, cilt lekeleri, akne, sivilce izleri, çiller dahi gidecek. Bembeyaz bir sayfa açacaksınız cildinizde. Ve yepyeni bir sayfa, tamamen organik. Ve nasıl ulaşıyoruz Fenjillan'a? www.fenjillan.com veya WhatsApp'tan 0533 057 4592 veya alt banttaki gibi çağrı merkezi. Alo Fenjillan diyeceksiniz. 0532 111 51 01. 0532 111 51 01. Nakit ödeyebilirsiniz kapıda. Kredi kartını ödeyebilirsiniz. Fenjillan.com'dan kredi kartına taksitle de. Kaç lira dedik? 89 liralık krem bugün 69 lira. 2 tane alırsan tanesi 60 lira. 3 tane alırsan tanesi 55 lira. Her gün özel lansman yapmıyoruz. Kampanya yapmıyoruz. Bugün kampanya var. 10 liralık 24 saatte kapına gelecek kargo da bugün bedava. Bunları not edemedik diyenler Google'a herhangi bir arama motoruna krem yazsınlar. Erol Köse boşluk bırakıp Erol Köse yazsınlar. Hop önünüze gelir fenjillan.com. O yüzden elimizi çabuk tutuyoruz. Çünkü bugünün jesti var. Şu anda saat 11.51. Bugün saat 13.30'a kadar sipariş verenlere, yani 1.30'a kadar sipariş verenlere bu peeling etkili kahve granüllü, kahve kokulu Brezilya'dan gelen kahvelerle yapılan bu temizleme jelini 200 mililitre ebatındaki dev ebat temizleme jelini bedava vereceğim. Herkes fenjillan kullanacak, herkes gençleşecek. Botoks asla cilt kas tembelliği yapar. Gençleşmek için fenjillan kullanıyoruz. Hemen fenjillan.com'a giriyoruz ya da 0532 111 51 01 hemen arıyoruz fenjillanla gençleşiyoruz. Fenjillan sürmüyorsan, dizimle değilse. Ne sürüyorsak o. Fenjillan. Sayıştı abi, fasıl yaptın. Ya ne fasıl abicim, ya? Ben bu memleketi anlamıyorum ya. Bu memlekette bu işe gönlünü vermiş, yıllarını vermiş TRT'de, TRT radyolarında çok önemli... Nerede, haneler nerede? Fasıl şeyler var, ne derler, enstrümansistler var ve bu Alaturka'yı detayında bilen insanlar var. Ve buna hiç ses çıkarmıyorlar. Bu arkadaş... Bu memlekette nasıl bu şöhrete yakaladı? Ne yapıyor bu şimdi? Bilinen şarkıların aranamelerini, nakaratlarını klarnetle çalıyor. Bunu okuyan, önünde okuyan bir solist olsa çalmayacak mı? Aynısını çalacak. Mucize nerede? Ne, yani burada yaptığı fazlalığın ne olduğunu anlamıyorum. Bir Mustafa Kandıralı mı ki? Bir kere Mustafa Kandıralı Alaturka bek çalan bir adam. Dünya çapında. Dünya çapında önemli bir insan. Bak söylüyorum yine sana. Yine önemli klarnetçiler vardır. Bu arkadaşın onlardan bir farkı yok. Bu bir kere kendini bir Benny Goodman haline sokturdular bunu. Bu bir kere yani bizim kültür yapımızda caza yönelik, sen ki bu mesleği biliyorsun. Yani caz ağırlıklı bir nosyonumuz yoktur bu şart memleketlerinin. Şimdi bu konser veriyor. Tamam güzel, tamam. Ne yap bu konserde? Bana biri beni ikna etsin.
bilinen, herkesce bilinen şarkıların sadece ara nameleri çalınıyor. Şimdi fasıl diyor. O fasılda çaldığın şey nedir? Ne yapıyorsun? Sen bir peşref mi çalıyorsun? Hayır, şimdi bir sıcrak peşrefi mi çaldın? Yahut bir rast peşrefi mi çaldın? Yahut bir saz semaisi mi çaldın? Çalır. Yani dersen ki ben Alaturka bir iş yapıyorum. Şimdi burada bir tane Sultan-ı Yegah bir saz semaisi çalar. Efendime söyleyeyim bir peşref çalar. Bir rast peşrefi çalar. Tamam dersin ki ya arkadaş bu adam Alaturka tarza yatkın. Bu adam bir şey çaldığını ben de anlamıyorum. Ben şarkıyı çözüyorum kafamda. Bildiğim şarkı. O şarkının sen ara namesini çalıyorsun. Valla metroda veya İstiklal Caddesi'nde ne çocuklar ya? Var. Feriştah'ı yani çalıyorlar. Yani aynı şeyi yapıyorlar. Yani laneti çalmayı bilmiyor. Şimdi diyelim ki bu bir soliste eşlik ediyor. Şimdi öyle bakalım hadiseye. Şimdi bunu söylediğin zaman gücüne gidiyor. Ama ben sana hesap hakikatini söylüyorum. Senin önünde Muazzez Abacı okuyor. Sana da repertuarı verdi. O repertuarda o şarkının ara namesinde veyahut nakarat kısmında ne yapıyorsan burada da onu yapıyorsun. Fazlalığı ne bunun? Meziyet nerede? Yani şimdi klarneti çalmak zaten meziyetli bir iş. Evet. Çok zor bir enstrümanlardan bir tanesi. Aynen. Ona bir şey söylemiyorum ben. Yani bunu öğrenmişsin, bunun kompeten olmuşsun. Amenna da şu anda yaptığın işin farklılığını anlayamıyorum. Bunun rahmetli babası mesela trompet virtüözüydü. Adam Ergun şenlendirici bir şeyi vardı. Başka birisiydi. Yani. Canım Eroğlu'cum zaten nefessiz saz. Her enstrümanın kendine göre çok zorluğu vardır. Nefessiz sazlar daha da zordur. Tamam. Bunun meziyetlerini, kabiliyetini eleştirmiyorum. Bak orayı ayıralım birbirinden. Yaptığı işi diyorum. Şarkıları çalıyorsun sen. Samanyolu. Samanyolu'nu çalıyorsun. Bunu okuyan İnsan olsa aynı şekilde çalacaksın. Aynısını. Bunları daha çok konuşacağız ama... Haftanın ve programın sonuna geldik efendim. Size mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.